Selamun aleyküm arkadaşlar, Evlens'e hoş geldiniz. Bugün öğlenleyin biliyorsunuz yan görevleri yaptım. Birazcık da seviye kastık. Seviye 35 olduk beraber biliyorsunuz. Yok, 34'lük, 35'i ben tamamlamıştım. Minotaur kralını, bu kolay olacak ya. Birazcık uzakta ama bu görev kolay olacak. Gidelim görevi yapalım. Eğer önümüze birileri gelirse onları da keselim. Nasıl olsa seviye almamız lazım, değil mi? Şunun farkına vardım. Eğer ki haritayı bir sefer dolanırsanız rahatlıkla bir seviye alabiliyorsunuz. Şimdi bu önüme gelenleri kesmeden gidersem ayıp olur. %150 vuruyorum. Fazla bir şey vurduğum yok. Keşke sanırım bir dahaki parayla ha, bütün materyallerimi sattım. Onu söyleyeyim de en baştan. Onun için şu an 9.000 lira param var. Ne diyecektim? Ben bir şey diyecektim ama unuttum. Aha, da şampiyon vardı. Şampiyon çok bir şey vermiyor ya. Keşke verseydi ama vermiyor. Yan görevlerimizi yaptık sabahleyin. Bitti, şimdi 5 tane ana görev yapalım. Birincisiyle başladık. Aha, bir şampiyon daha. Şöyle bir Mevlana gibi dönelim. Diyorum ya, hani ikinci boss şeyi kestik. Çok büyük bir şeyi olmadı. Bunu da kesmesi bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Bitti. 11.000 seviye puanı veriyor. Bazı yan görevler senden fazla veriyor be. Şurayı temizleyelim de. Ondan sonra. Yani gelmişken temizleyelim burayı. Arkadaşlar bilmiyorum ama oyun bayağı bir takılıyor. Ayarları da ne kadar düşürsen düşüreyim bir sıkıntı var. Siz beni gıcık yapacaksınız. Emrah. Süpersin. Emrah'ın dün Fatih'le oynadığımda sorusuna videodan cevapladık. O Bülent abi yazdı, bir dakika arkadaşlar, bu önemli. Bülent abi, selam reis, bir gün geleceğim senin oraya, bir çay içeriz inşallah, selamlar. Nakşişt. Oo, gece çalışıyor. Kusura, bunu yapmam lazım. Arkadaşlar Bülent abi geceli çalışıyormuş. Benim uzağımda değil. 80 kilometre ya, yani buradan Bonn, Köln
70'de, Bond'da 90 kilometrede ya. Benden 90 kilometre uzaklıkta. Bir de benim şu an oturduğum yer, size nasıl söyleyeyim? Küçük İstanbul diyorlar. Yani esas Küçük İstanbul Berlin'dedir ama bizim buraya da öyle bir şey diyorlar. Çünkü bir cadde boyunca altıncı, gelinlikçi, restoranlar, her şey var. Tabii ona göre bin bir çeşit insan da yaşıyor. Var yani. Ben niye bu tarafa doğru gidiyorum bilmiyorum ama. Yani her şey var benim burada. Evlenecek kişilerin çoğu buraya geliyor. Çünkü yani her istediğini bir yerden alabiliyorsun. Kınalığını, düğünlüğünü, altınını, her şeyini alabiliyorsun. Ha şunu söyleyeyim, burası Türkiye nazaran çok pahalı. Nasıl çok pahalı diyeceksiniz? Misal olarak diyorum, Türkiye'de şöyle söyleyeyim, burada en ucuz gelinlik 5,5-6 bin eurodan başlıyor. Ama o zaman da yanlış anlamayın da gelin tığ gibi olması lazım. Damat tığ gibi olması lazım. Yani damatlığın bile buradaki fiyatı geçen ne gördüydüm? 1200 euro. Normal bir takım elbise. Ucuz değil. O fiyata Türkiye'de diyorum, Türkiye'de üstünüze, kendinize göre diktirirsiniz. Ama çoğu tabii ki Türkiye'ye gitmek istemiyor veya ne bileyim acil bir düğün oluyor. Acil düğünlerde maalesef olabiliyor Almanya'da. O zaman adamlar geliyor, buradan alışveriş yapıyor. Hemen benim şu arkamda gördüğünüz camın aşağı tarafı, yani ben hemen sokağın başında oturuyorum. Ve bazen çok güzel tiyatrolar oluyor yani. Evet, birinci görev bitti. Yani 100 bin seviye toplamışız. Nerede bu adam? Neredesin lan? Biznes he. Kimi kestireceksin lan? Bir tane. Alga ya. Ne lan o? Okuyamıyorum bunu. Bir şey toplattırıyor bize ama ne olduğunu bilmiyorum. Alga ya. Alga ya. Bir şey toplayacağız. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ha. Buradan alışveriş yapıyorlar arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim burada oturduğum şehrin en büyük camisi bizim burada. Yeni cami. Onun daha büyük Köln'de yapıldı. Oraya da gittim. Çok güzel bir cami. Bizim buradaki Osmani mimarisi. Köln'deki de şey modern tarz. Yani cami şekli var. Sadece birazcık daha modern diyelim ya. Güzel bir cami. Altında alışveriş merkezi falan filan var. Yani gittiğinizde 15 tane parşömen oldu. Şöyle söyleyeyim, canınız sıkılmaz. Yani yiyecek de yeri var, alışveriş de yeri var. Orası çok güzel. Ya bizim burada da yani benim buradaki yeni camide de o nasıl bir isim lan? Hızlı Siyiş.
Ne var bizim camide? Camimizde bir restoran var, bir çayhane var. Bir de aşağıda çok büyük bir, yani çok büyük dediğim bir 400 kişilik, 500 kişilik bir konferans salonu var. Camimiz çok güzel. Yani Türkiye'deki camilere çok benziyor. Maalesef ezan okunmuyor, yasak. Ezan almaya da sadece Köln'de ve sadece cuma namazlarında okunması, yani dışarıya sesin gitmesi izin veriliyor. Yoksa Almanya'da komple ezan sesi Almanya'da yasak. Ha, çan sesleri çalıyor. Çan sesleri sadece geceliğin çalmaz. Saat başı buçukta ve 45 geçe çan çalar. Bunun nedeni de millete vakti, yani vakti söylemek için. Böyle bir şey vardır yani Almanya'da. Ama Allah'a şükür camilerimiz var yani. Şikayetçi değiliz elhamdülillah. Gidip namazımızı, niyazımızı kılabileceğimiz bir yerimiz var. Ya, Türkiye'deki atmosfer tabii ki yok. Benim annem babam şu an Türkiye'de mesela. 6 ay burada kalıyorlar, 6 ay orada kalıyorlar, emekliler. Aradığında bazen namaz vaktine geliyor. O ezan sesini duymak bile insana huzur veriyor. Neredesin? Yine mi sen? Ben kaçıncı görevi yapıyorum ki şimdi? Bir bakmam lazım. Şuraya bak ya. İki görev, üç görev mi yaptım? Yedinci görev. İki görev yapmışım. Üçüncü görevdeyim. Ve doğru dürüst seviye puanı alamamışım. Neyse çok güzel dırdır ediyorum ben ya. Çenem düştü yine. İnsanın hoşuna gidiyor arkadaşlar. Yani ezan sesini duymak insana bir huzur veriyor. Ama şunu da söylemem lazım. Bundan 5 sene önce İstanbul'daydım. Ramazan'dı. Nasıl söylesem ki? Kimseyi rencide etmeden. Abi Ramazan'da buradaki restoranlar daha boş. Şimdi diyeceksiniz ki ya orası metropol şey falan ama alakası yok. Ben İftar saatine 1 saat önce, 1,5 saat önce restoran aramaya başladım. Gidip bir yerde yemek yiyebilmem için. Ve her yer doluydu. Sonunda gittim bir lahmacuncuya. Lahmacun aldım. Yani fırına gittim, lahmacun aldım. Ve lahmacunla su, kola, lahmacun neyse. Ondan orucumu açtım. Yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki insanlar Ramazan'da daha çok dikkat ediyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Kimseye tabii ki bir şey söylemek istemiyorum. Yani bir anlamı yok. Ama buradakilerin daha çok dikkat ettiğini söyleyebilirim. Ya şöyle söyleyeyim. Ramazan'da burada Türklerden oruç tutsun tutmasın sokakta sigara içeni göremezsin yemek yiyeni yaşlıları görürsün yaşlıları görürsün ama onlar da restorana oturmaz yiyeceğini alır şeyde yer evinde yer. Ama her yer değişik. Ne bir şey diyemezsin yani. Oo sen.
Neyse, birinci golemi öldürdük. Ha, ne demek istiyorum? Bülent abi gelirsen başımın üstüne yerim var. Seve seve yemek ısmarlamak isterim sana. Bir çayımı bir yemeğimi yedirim yani, sıkıntı yok. Çıka çıka karşıda mı çıktın? Ya böyle bir mantık var mı ya? Neyse, şuradan birkaç tanesini keselim. Şampiyon da var. Hepiniz gelin, hepiniz gelin. Şu önümüzde mi var? Oo, ben karşıya geçmiyorum. Burada iki tane var zaten. Güzel. Önemli olan seviye puanı toplayabilmemiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz her bölüm sizlerle beraber. Bu bölüm birazcık zor olur ama bir seviye almak istiyorum. Onun için de birazcık canavar keseceğiz. Tabii ki uzun oluyor. 17 dakika olmuş, bir yarım saatlik bir video olur bile. Düz vuruyorum ya. Ama şeyle mi vuruyorum? Kudurmayla mı vuruyorum? Ya şunları da alayım da ondan sonra öteki tarafa geçerim. Burada ikisi de vurdu. Şimdi bir ateş golemi, ondan sonra bir buz golemi, ondan sonra bilmem ne golemi, böyle böyle gideceğiz. Var mı da? Var mı gelen? Var mı attıran? Birazcık sabır. Birazcık sabır çünkü canımız da olması lazım. Bayağı yabancı toplandı ha oyun artık. Şurada bir örümcek var, onu da bir keselim. Baba biz onu 1000 defa kestik biliyor musun? Şöyle bir toplanın. Hepiniz toplanın. Gel gör beni.
Bu samuray Türk'tür yüzsüz var ya. Bizim böyle savaşçılara karşı bir zaafımız var. Yapar mıyız ya? Yaparız Allah'ın izniyle. Yani bu bölümde olmasa bir dahaki bölümde yaparız, lider oldum. Ya beni lider etmeyin ya. Vere vere odun verdi ya. Aferin sana. Nerede bu baba? Karşı tarafta. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 21 dakika olmuş. Uzun yapmıyorum ki, seyreden yok çünkü. Hem bana fazladan bölüm çıkmış olur, hem de siz de kısa kısayı seyretmiş olursunuz. Allah'ıma emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki, hemen bundan sonraki bölümde görüşürüz. Haydi bay bay.